Usta şarkıcı Cem Karaca'nın hayatı film oldu. Galaya ise gerginlik damga vurdu. Filmin başrol oyuncusu İsmail Hacıoğlu'nun çok konuşulan isyanıyla birlikte galada yaşananlar ekranlarınıza geliyor. Galada neden gerginlik yaşandı? Yani mülteci olarak yerleşmediyse gelmesin. İsmail Hacıoğlu neden veryansın etti? Bir kısmımız için 6 aylık bir serüven oldu bu. Bir kısmımız için de 7-8 haftada tükendi gitti. Nuri Bilge Ceylan, Cem Karaca ile ilgili hangi sırrı açıkladı? Bakırköy'de geçti benim gençliğim. O zaman konserine gitmiştim. Cem Karaca ölümünden 20 yıl sonra nasıl konser verdi? Diplomat olmak için çıktığı yolda bir halk efsanesi oldu. Onlarca şarkı yaptı, albüm çıkardı, yüzlerce konser verdi. Doğru bildiği yoldan gitmek için 400 yılla yargılandı. Kısacık hayatına 4 evlilik sığdırdı ve geride hafızalara kazınan şarkılar bırakarak 60'ına varamadan ayrıldı aramızdan Cem Karaca. Cem Karaca'nın mücadeleyle dolu yaşamı beyaz perdeye taşındı. Efsane isme İsmail Hacıoğlu hayat verdi. Galanın ilk konuğu Halil Ergün'dü. Yoğun dostum olmuş, arkadaşımın hayatını anlatan film. O yüzden iki türlü heyecanım var. Kolay değildi Halil Ergün için. Şu hayattaki en yakın dostlarından biri olan Cem Karaca'yı ölümünden yıllar sonra beyaz perdede görecekti. Haliyle sesi titreyerek konuştu. Bizim kuşak kaybedenleri hatırlamakla birlikte yaşamaya çalışıyor. Tutkun bir şarkıcıydı o. Yani hayatı dile getirmedi. Hani ticaret yapmak, çok meşhur olmak sevdasının ötesinde bir konuşmaydı. Cem Karaca gibiler vardı. Halil Ergün konuşurken gözleri doluyor. Hadi havayı biraz dağıtalım ve dönelim yaprak dökümü gün. Yaptığı kombinle editörlerimizin gözlerini kanatan Aslı Bekiroğlu da oradaydı. Muşambayı andıran deri pantolonu, üzerine büyük naylonumsu pardesüsü ve garip saç bandıyla moda cinayeti işleyen Aslı Bekiroğlu'yla hemen vedalaşalım ve İrem Helvacıoğlu'na merhaba diyelim. Güzelliğini harcamış bu kıyafette İrem Helvacıoğlu. Ama çok takılmayacağız bu detaya. Çünkü başka gündemlerimiz var. İrem Helvacıoğlu tam aşkı bulmuştu ki yine ayrılık haberi geldi. Ne oldu acaba? Orası şu anda yani bütün bunların konuşulacak yeri bence şu anda bu akşam değil. Başka zaman onu zaten konuşuruz ama. Ama şu anda hiç bu buraya girmeyelim. Çok özel bir gece için geldim. Herkes o yüzden geldi. Bu burası değil yani. Ödüllü yönetmen Nuri Bilge Ceylan da oradaydı. Çok sevdiğim bir şarkıcı. Bir anını planladım kendisiyle. Bakırköy'de geçti benim gençliğim. O zaman konserine gitmiştim. Gözlüğü kırılmıştı. Ve film ekibi geliyor. Az sonra kıyamet kopacak. Henüz kimsenin haberi yok. En iki kadın yıldızı Buğçe Buse Kahraman'la Melisa Döngel ise güzellikleriyle baş döndürdüler. Filmin sürprizlerinden biriydi Melisa Döngel. Türkiye'nin en değerli sanatçılarından biri olan Emel Sayın hanımefendinin kısa bir rolünü canlandırmak benim için çok onur verici ve çok gurur vericiydi. Bir kısmımız için 6 aylık bir serüven oldu bu. Bir kısmımız için de 7-8 haftada tükendi gitti. Bu sözlerin hedefinde tek bir kişi vardı. Filmin başrollerinden biri de
yaşta oyuncu Cem Karaca'nın hayatını anlatan filmle dönüş yapmış oldu. İyi iyi filmlerde elbette niye olmasın? Sıra Fikret Kuşkan'da. Cem Karaca'nın babasına hayat verdi kendisi. Ama Fikret Kuşkan ve baba kelimesi aynı cümlede geçince herkesin gözünü dolduran o cümle geliyor akıllara. Sırıma ve tüm çalışanlara en alttan en üste figürasyonlara kadar. Ne kadar bu filme emeği dokunan insan varsa herkese teşekkürlerimi sonsuz iletirim. Gecenin en duygusal ismi şüphesiz Cem Karaca'nın oğlu Emrah Karaca'ydı. Benim kendi şahsi hasretimi gideren başta Yüksel Aksu ve oyuncularımız olmak üzere babam, dedem, babaannem ve annem yani hepsine bu filme kattıkları her anlatar için gerçekten tüm kalbimle teşekkür ediyorum. Sadece çocukların değil aslında büyüklerin de en büyük eğlencelerinden biri çizgi film izlemek. İnsanı günlük koşuşturmadan, stresten uzaklaştırıyor desek yeri. Herkesin favorisi var elbette. Kimi Tom ve Jerry'i seviyor, kimi Heidi için yanıp tutuşuyor. Peki sizin favoriniz hangi çizgi film? Belki en iyi çizgi filmler listemizde sizin de favoriniz vardır. İşte dünden bugüne miniklerin çizgi film tutkusu. Bu haberi izleyen 30-40 yaş üstü izleyicilerimiz vay be ne günlermiş diyecek. Minikler de anne babalarımız bunları mı izliyormuş diye söylenecek. İşte 80'lere, 90'lara, 2000'lere ve son 20 yıla damgasını vuran, hayatımızda derin izler bırakan, zamane gençlerinin deyimiyle fenomen olan 10 çizgi film. Bu hafta magazin gündemi kazan gibi kaynadı desek yeri. Bir de kulaktan kulağa dolaşanlar vardı ki manşetleri süsledi. 100. yıl marşıyla dikkat çeken Norm Ender ve Büşra Pekin aşk mı yaşıyor? Hangi çok ünlü isim Kıvanç Tatlıtuğ'a özenip Dubai'ye estetik operasyon yaptırmaya gitti? Hande Erçer ile Hakan Sabancı'nın arasına neden kara kedi girdi? İşte haftanın dedikoduları. Büşra Pekin ve Norm Ender. Neler oluyor aranızda gençler? Ateşle baruta yan yana durma. Haftanın en çok konuşulan aşk iddialarına Büşra Pekin ne dedi? Ve hadiseyi Halil Sezai şarkılarıyla İsyan ettiren haber ne? Can Yaman ve Kıvanç Tatlıtuğ'un baklava kaslı fotoğraflarını eline alıp Dubai'ye estetik yaptırmaya giden çok ünlü şarkıcı kim? Kim? Ajda Pekkan trilyonluk evini neden atölyeye çevirdi? Süperstar bu kez neyin peşinde?